Evet, elimizde 2,7 volt 500 farad bir süper kapasitör adı verilen büyük kapasiteli bir kapasitör mevcut. Bu kapasitörü bir pil puntalamak için punta cihazı olarak nasıl kullanabiliriz? Öncelikle bunun 10 amperle şarj edeceğiz. 10 amperlik bir güç kaynağımız var. Onunla şarj edeceğiz. Ve şuraya iki tane puntalama yaparken kullanmak için kabloların, şu elektrik kabloların içerisinden çıkardığım içleri buraya taktım. Şu şekilde klemensledim. Böyle bir yapı oluşturmuş olduk. Bunu önce şarj edeceğiz 10 amper ile 2,7 volt ile. Daha sonra da şurada bu piller, bozuk piller, şunları puntalayacağız. Bakalım ne kadar iyi puntalıyor, neler yapıyor. Onu beraber göreceğiz. Bu piller şu an kullanılmaz durumda. O nedenle bunları kullanacağız şimdi. Şimdi şarj işlemine başlamadan önce kapasitörümüzün şu an kaç voltta olduğunu bir öğrenelim. Ondan sonra başlayalım. Şu anda 2,320 volt, 2,32 volt civarında ve 2,7 volta şarj edeceğiz. Pilimizin eksi tarafı zaten şu kısım. Eksi olarak buraya da yazmışız, işaretlemişiz. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Ters bağlamaya dikkat etmek gerekiyor. Şuralardan artı ve eksimizi, güç kaynağımızı artı eksisini bağlayalım. Bakalım kaç amperle şarja başlayacak. Evet, şu anda 2,7 volt uyguluyoruz ve 4,20 amperle o civarda başladı. 2,7 volta çıktıkça çektiği akım da azalacağı için şu anda bir amperde bir düşüş yaşanıyor. Sıfıra yaklaştığı zaman da artık iyice şarj olmuş olacak. Biraz bekleyelim. Şu anda 500 miliampere kadar düştü. Bununla puntalama yaparken dikkat etmemiz gereken şey, puntaya işlemi yaptıkça kapasitörün ısınacağını bilmemiz gerekiyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten fark edeceksinizdir siz de, kullananlar. Aşırı ısındığı zaman dinlendirmek gerekiyor. Dinlendirmezse tabii kapasitör özelliğini kaybedebilir. İşimiz ne kadar uzun olursa olsun aralarda dinlendirmek gerekiyor kapasitörü. Punta cihazlarının fiyatları gerçekten yüksek. Yurt dışı fiyatlar da aynı şekilde. Profesyonel punta cihazları yerine giriş seviyesi, bence giriş seviyesi olduğunu düşündüğüm şöyle bir cihaz alabilirsiniz. Bakın, yeterli olacaktır. Biff RC marka, 3,7 volt portable pulse spot welder diye geçiyor ismi. Farklı kademeleri var. Güzel bir cihaz, giriş seviyesi olduğunu düşünüyorum. Ve eğer bunu da sizin için fiyatları yüksek geliyorsa böyle bir kapasitör kullanabilirsiniz. Tabii yapacağınız punta işlemi punta makinelerindeki kadar temiz olmayacak. Onu da bilmeniz gerekiyor. Ama tabii uygun fiyatlı, en ucuz şekilde nasıl hallederim diyorsanız bu işi, o zaman bu şekilde bir kapasitör kullanabilirsiniz. Profesyonel olarak bu işi yapmak istiyorsanız bir punta cihazı mutlaka edinmeniz gerekiyor. Ufak tefek işlemler için eğer kullanmanız gerekiyorsa, o zaman bu kapasitörle idare edebilirsiniz. Şimdi akımımız 0,17 ampere kadar düştü. Bundan sonra da giderek daha uzun sürede bu akım düşecektir. O yüzden daha fazla beklemeyeceğim ben. Tamamen şarj olduğunu düşünerek. Şimdi ne yapalım? Bunu şarj işlemini sonlandıralım. Güç kaynağımızı kapattık. Proplarımızı çıkartıyoruz. Şu anda kapasitörümüz şarj oldu. İsterseniz bir voltajını ölçelim. 2,7 volt mu diye. Şu anda 2,768, 769 o civarda. Punta işlemimize başlayalım. Şimdi burada punta işlem için yanılmıyorsam 0,1 milimetre kalınlığında olması gerektiğini hatırlıyorum bu punta telinin. 0,12 mi tam onu da hatırlamıyorum ama oldukça ince bir punta teli seçtim. Diğerleri tutmayabilir çünkü. Şimdi başlayalım. Önce bir tarafı, daha sonra diğer tarafı bastırıp çekiyoruz. Evet, biraz hafif oldu. Kaç defa daha deneyelim. Bu arada tabii siz bununla punta işlemi yaptıkça kapasitörün kapasitesi azalacağı için tekrar şarj etmeniz gerekecek. Bu şekilde kaç tane pile üst üste puntalayabilirsiniz? Yani bu biraz sizin kullanımınıza bağlı. Çünkü profesyonel cihazlardaki gibi ne kadar süre tutacağınız belli olmuyor. Belki ilk başlarda alışana kadar uzun süre tutacaksınız. Burada punta yaparken kapasitörü ve o yüzden daha fazla enerji harcayacak. Daha fazla
Şarjı daha kısa sürede biteceği için belki daha az pil punt alayabilirsiniz ama biraz daha hızlı davranıp belki bunu uzatabilirsiniz ilerleyen zamanlarda. Kullanımınıza bağlı olarak da değişir. Evet, şu şekilde. Evet, şu anda çıkarmaya çalışıyorum. Biraz zor oldu. Zor oldu ama sonuçta çıkmış oldu. Yine de sağlam da tuttuğunu söyleyebilirim. Birkaç defa punta işlemi yaparsanız üst üste o zaman daha iyi tutacaktır. Profesyonel cihazlardaki kadar bir şey beklemeyin tabii ki. Dediğim gibi ucuz yolla nasıl hallederim diyorsanız o zaman bu şekilde bir çözüm size önerebilirim. Tabii koruyucu bir gözlük takabilirsiniz bunu kullanırken. Çünkü etrafa bu şekilde kıvılcımlar sıçrayabiliyor. Çok temiz bir punta işlemi olmayacak. Bakın şu şekilde. Üzerinde yanık şekilleri görebiliyorsunuz. Yanık izlerini görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet, tam da bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir süper kapasitör kullanarak nasıl punta yapacağımızı görmüş olduk. 2.7 volt 500 farad bu iş için yeterli. Daha büyük kapasiteli kapasitörler de var tabii ki. Onlardan da alabilirsiniz. Size kalmış. Onların şarj işlemi biraz daha uzun sürecektir ama punta yaparken de daha uzun süre punta yapabileceksiniz. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.